Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün korona salgınıyla ilgili son 4-5 gündür aldığımız, her geçen gün biraz daha iyileşen tablo umutlarımızı arttırıyor. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz ve sözümüzün ulaştığı, sözümüze değer veren herkese bu iyimserliğin asla tedbirlere uymak noktasında bir gevşemeye, bir gerilemeye sebebiyet vermemesini, aksi takdirde ikinci ve daha büyük bir dalganın gelebileceğini hatırlatıyoruz. Ve hem kamu spotlarıyla duyurulan, hem sağlıkçılar tarafından, doktorlar tarafından, uzmanlar tarafından duyurulan hususlara riayet edilmesini ve bilim kurulunun çerçevesini çizdiği mücadeleye herkesin kendi alanında tamamıyla riayet etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ve bu ayın artık platonun oluşmuş olduğunu, rakamlarda bir düşüş beklendiğini ve bu ayın sonlarına doğru da hayatta bir normalleşmeyi ümit ediyoruz. Uzun süredir evlerinde bulunan ve aslında hepimizin sağlığı için evlerinde dışarıya çıkmaksızın ciddi sıkıntılar çeken 65 yaş üstü büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz ve 20 yaş altındaki küçüklerimizi de biraz daha sabır kendilerine tavsiye ederek bir kez daha buradan sevgiyle kucaklıyoruz. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz günler ve içinde bulunduğumuz bina aslında Türkiye'deki herkesin en çok bir şeyler yapması gerektiğini beklediği binadır. Millet Meclisi vatandaşın umududur, ümitsizin umududur, vatandaşın beklentilerinin karşılandığı yerdir. Halktan alınan yetkinin halk için kullanıldığı, milli iradenin tecelli ettiği çatıdır. Ancak bugün burada çok az sayıda güvenlik görevlisi arkadaşımız, basın toplantısını yapmak üzere bulunan bizler ve kameraları arkasında görev yapan basın emekçileri ve toplantıyı izleyen sizlerin dışında kimse yok. Oysa ki vatandaşlarımız beklerdi ki kendileri nasıl fabrikalarda çalışmaya zorlanıyorlarsa, kendileri nasıl madenlerde ölüm pahasına çalışmaya zorlanıyorlarsa, kendileri nasıl sağlık emekçileri virüsle burun buruna ve göğüs göğüse mücadele ediyorsa ve ekmeğini gündelik çalışarak kazananlar, sokaklarda kazananlar adeta bir sınıf bağışıklığına tabi tutulduysalar. Yani Çin'de başlayan ve ülkemizin de benimsediği karantina yöntemi, İngiltere'nin denediği ama bin pişman olduğu, yüzüne gözüne bulaştırdığı sürü bağışıklığı sistemi dışındaki üçüncü bir yöntemin sadece uygulandığı bu topraklarda sınıf bağışıklığı sistemine tabi olanlar bu meclisten bir şeyler bekliyorlar. Parası olan evde durabilen dursun ama imkanı olmayanla emekçiler, çalışmak zorunda olanlar gitsin, servise binsin, tezgahın başına geçsin, fabrikaya gitsin, madene insin, hastalanınca yaşarsa bağışıklık kazansın, ölürse de kalan sağlar bize yeter mantığıyla yönetilen bu ülkenin bu parlamentosundan çok şey bekliyorlar. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşın, halkın gündemini değil, kendi gündemini yürüttü. Verdikleri sözleri unuttular. Örneğin emeklilikte yaşa takılanları unuttular. Gerçek bir af çıkarma sözünü unuttular. Yandaşlarına gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bir eşitsiz, adaletsiz affı çıkarıp apar topar Recep Tayyip Erdoğan'ın telkin ettiği 34 lira 99 kuruşları meclisten geçirip meclisi ta Haziran'a kadar kapattılar. Tabii bu konuda önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak farklı girişimlerimiz, farklı yaklaşımlarımız olacak. Ama anlaşılıyor ki meclisi oluşturan iktidar bloğu, AKP'den ve Makbul Muhalefet Partisi MHP'den oluşan çoğunluk bloğu bu meclisi Haziran'ın ilk haftasına kadar çalıştırmak istemiyor. Yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, emeklilerin, esnafların ve gençlerin talepleri, beklentileri bir yerde dururken bu meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz. Buna vatandaşımızla birlikte
isyan ediyoruz ve bu konuda üzerimize düşen her yola başvuracağımızı ve gayret göstereceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, dün partimizin sözcüsü Sayın Faik Öztürk 3 önemli soruyu gündeme getirdi. Ve kendisi net olarak sordu. 2,5 milyar dolar bugünlerde 2 milyar TL'nin bile 1 milyon kişiye sosyal yardım olarak sunulduğu bugünlerde. Bu kadar önemli olduğu bugünlerde 2,5 milyar dolar verilip de Ankara'da Mürted üstünde stoklanmış olan S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı, Nisan deniyordu, şu ana kadar aktive edilmedi, ne zaman aktive edileceği, edilmeyecekse bunun Trump'a verilen bir sözden mi olduğu, bunu Putin'i ne kadar mutlu edeceği, bu sarkaç siyasetinin bugün neresinde olduğumuzu sorduk. 2,5 milyar dolar havaya mı gitti? Yok. Yerine gittiyse bu S-400'lerin yeri neresidir? Ve zaman ne zamandır, niye söylemiyorsunuz dedik, birinci soruydu. İkinci sorumuz, tank valet fabrikasını 50 milyon TL için satmıştınız. Hoş, vatandaş bu virüsle mücadele gibi bir meselede sizin o eksik ve dışlayıcı çağrınızda bile kısa sürede 50 milyonluk SMS atmış vatandaşımız, tank paleti çoktan kurtarabilecekken 50 milyonluk yatırım için Katar'a verdiniz. Bu yatırım ne oldu? Yapılmadı. Niçin yapılmadı? Ne zaman yapılacak? Üçüncüsü ve en önemlisi, gündemimizde en meşgul eden konumuz, köprülere, otoyollara, tünellere geçiş garantileri verdiniz. Ve bu garantilerin ödemesi bu ay 2.7 milyar lira olarak hazineden yapılacak. Çağrı yaptık. Bu sizin beşli çete çok semirdi. Birazcık beklesin. Vatandaşın paraya ihtiyacı var. Bu parayı sosyal yardım olarak dağıtalım. Esnafa verelim. Kapattığımız berbere, kapattığımız lokantaya, çalışanına, kapattığımız kahvehaneye, çaycısına, garsonuna, sahibine, çalışamayan tüm meslek gruplarına katkı yapalım dedik. Ses soluk yok. Bu 2.7 milyarı ödediniz mi? Ödemediniz mi? Bunlara cevap dedik. Ve gözümüzü bütün vatandaşlarımız gibi akşam saatlerinde kabine toplantısının bitişinde yapılacak açıklamaya, ulusa sesleniş konuşmasına çevirdik. 3 cevap alacaktık. S-400'ler ne oldu? Tank palet ne oldu? Köprü garantilerini ne yaptınız? Bu konularda hiçbir şey duymadık. Hiçbir şey duymadığımız gibi öyle şeyler duyduk ki gerçekten irkildik, gerçekten utandık. Ulusa sesleniş konuşmaları tarafsız cumhurbaşkanlarından bu partili cumhurbaşkanına miras kalmış ve haksız yere kullanılan bir iletişim yöntemi cumhurbaşkanlarının kullandığı. Bunu Turgut Özal kullandı. Tarafsız cumhurbaşkanıydı. Polemik yapmadan kullandı. Kimseye saldırmadan kullandı. Kendi düşüncelerini paylaşarak kullandı. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ama hakaret duyan olmadı. İrrite olan olmadı. Süleyman Demirel görevi devraldı. Demirel de polemik yapmadı, hakaret yapmadı. Ulusa seslendi. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Rencide olan, kırılan, küfür yiyen olmadı. Ahmet Necdet Sezer ulusal bayramlarda, önemli günlerde bu hakkı kullandı ve tüm halkı, tüm milleti kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanına yakışan konuşmalar yaptı. Dün öyle bir ulusa sesleniş konuşması dinledik ki bunu dinleyenlerin kendini 83 milyonun bir ulus, bir millet, birlikte yaşama iradesi olan bir topluluk olarak hissetmemesi için ne gerekiyorsa o yapıldı. Açık söyleyelim, konuşma ulusa sesleniş konuşması değildi. Hatta bir partiye sesleniş konuşması da değildi bir partinin genel başkanı sıfatıyla. Çünkü çok eminiz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri dahil, özellikle de seçmenleri bu konuşmadan
hoşnut olmadılar. Herkesin bu konuşmayla ilgili farklı değerlendirmeleri oldu. Pek çok vatandaşımız böyle bir günde, böyle bir gündemde bunlar mı konuşulur dedi. Bunu sosyal medyaya yazdı, söyledi, paylaştı, isyanını dile getirdi. Millet can derdindeyken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı hangi dertteymiş diye tepki gösterdik. Ve çok eminiz ki içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bu sözde ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen çok sayıda mütedeyyin vatandaşımız, büyüğümüz, kardeşimiz de bari mübarek Ramazan'da bunları demeseydi, bunları yapmasaydı dedi. Konuşma bir ulusa sesleniş, bir partinin üyelerine sesleniş konuşmasını bırakın, tam anlamıyla trollere sesleniş konuşmasıydı. Pelikanlara sesleniş konuşmasıydı. Pelikanlara, trollere istikamet gösterme, nereden saldırılacak, hangi polemik alanlara açılacak, gündem nasıl değiştirilecek konuşmasını hep birlikte dinledik. Üç soruya cevap vermeyene bugün buradan, dün yaptığın o konuşmaları bir kenara bırak da bizim üç sorumuza cevap ver ya da önünde durduğunu öğrendiğimiz kararname, 20 bin tane öğretmen ataması yapacağız dediniz. Yıllardır işsiz olan, özel ders vererek geçinmeye çalışan, dershanelerde ders vererek, özel okullarda ders vererek geçinmeye çalışan, sözleşmeli personel olan, hatta milli piyango bileti satan, pazarda marul satan öğretmenlerden 20 bini pek azı havalara hopladı, memnun oldu, seviş çığlıkları attılar ama halen göreve başlatılmadılar. Sebep kararname imzalamıyor. Sebep bu dönemde, boş dönemde maaş ödemeyelim. Yıllardır bu kadar zulüm çeken, yoksul kalan öğretmenlere bunu yapıyor ama bu konuda da en ufak bir açıklama yapılmadı. Aksine karşımızda barolara saldıran, Türk Tabipler Birliği'ne, tabip odalarına saldıran, ana muhalefet partisine saldıran, kendisini eleştiren herkese saldıran ama hiç öz eleştiri yapmayan bir tek adamı karşımızda şaşırarak, üzülerek ve ayıplayarak dinledik, izledik. Ve 18 yıl sonra oradaydı. 18 yılın sonunda oradaydı ve prompterlara baka baka hala şahsından, şahsının aldığı kararlardan bahsediyordu. 18 yılın sonunda, böyle bir mücadelenin sonunda ortaya koyduğu, birazdan irdeleyeceğimiz yardım paketi 12 milyar euro. 12 milyar euro koyabildin sen masanın üstüne 18 yılın sonunda. Beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz ey Macron 350 milyar avro koydu. Korkmayın dedi, kimse işsiz, açıkta, susuz, elektriksiz, doğalgazsız ve yemeksiz kalmayacak. Ey Merkel 850 milyar avro koydu. Bizim 65 katımız. Ve onlar bu paketleri açıklarken 100 milyarlık bir paket açıkladı Türk parasıyla. 12 milyar Merkel'inkinin 65'te biri. Ve şimdi eleştiri konusu olunca hokus pokusla paket bir anda 200 milyar liraya çıktı. Değerli vatandaşlarımız, açıkça ortaya koymak gerekiyor ki bu 200 milyar lira ne parasıdır bir görelim. Neden oluşuyor bu 200 milyar? 200 milyar verecek ya. Bu paranın 107.4 milyar lirası, yani yarısından fazlası kredi KGF destekli krediler. Kredi Garanti Fonu destekli krediler. Yani borç. Borç veriyor. 8.4 milyar lirası esnaf destek kredisi, esnafa borç veriyor. 8.5 milyar lirası paraf kart üzerinden esnafa borç veriyor. 22.3 milyar lirası vatandaş için temel ihtiyaç kredisi. Bunu da borç veriyor. Toplam 200 milyar paranın 146.6 milyar lirası borç. Yani dörtte üçü doğrudan faizle kredi veriyor sana. Borç veriyor. İleriye dönük borçlandırıyor seni.
Peki geri kalan 53.4 milyar liranın cepten devlet yardım olarak mı veriyor? Vallahi o da yok. Dinleyin bakın. 1/4'ü zaten kredilerle borç, geri kalan 1/4'ü 53 milyar lira. Bunun 5 milyar lirası emekli maaşlarına, emekli maaşının en düşük tutarının 1500 TL'ye çıkarılması. Zaten biz 1500 liranın altında maaşlar var hala diyorduk. Yok deyip bağırıyordu, yalan söylüyorlar diyordu. Kabul ettiler, ödediler. Önce 1000'di, sonra 1500 oldu. Onun 5 milyar lirasını koronadan dolayı yardım kapsamında söylüyor. Yine bunun 5 milyar lirası, bu toplam paranın 5 milyar lirası emeklilere verilecek, zaten verilecek bayram ikramiyesinin öne çekilmesi. İlk pakette bunu da hesaplamışlardı. 7 milyar lirası işverene asgari ücret desteğinin devamı, yani koronadan önce çıkmış olan ve bu sene bütçe görüşmelerinde devam ettireceğiz diye bir başarı hikayesiymiş gibi anlatılan, 2019'da da olan asgari ücret desteğinin devamı 7 milyar lirası. Toplamda 17 milyar lira da buradan gitti. Geriye kaldı 36 milyar TL. Bu 36 milyar TL'nin, bu 36 milyar TL'nin içinden toplam 8 milyar TL hariç geri kalan 28 milyar TL'lik tutar da işsizlik sigorta fonundan karşılanması beklenen kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izne ayrılanlara devletin vereceği 39 TL'lik ücretsiz izin parası. Bu iki para, 39 TL zaten bu 1200 lira gibi ölme ama sürüm parasını veriyorlar ve kısa çalışma ödeneğini nereden veriyorlar bunu? İşsizlik sigorta fonundan. Ne bu? İşçinin kumbarası. Kim attı buraya parayı? İşçi attı, işveren attı, devlet attı ama işçi işsiz kalınca normal zamanlarda kullansın diye attı. Şimdi işçinin kumbarasından işçiye kötü gün parası veriyorlar. Burası da tartışmalı. Bütçeden vermiyor ama kendi veriyormuş gibi paranın içine katıyorlar. 200 milyarın içinde gerçekten bütün dünyanın anladığı, bizim anladığımız gibi yoksula, fakire, ihtiyaç sahibine ya da dün ihtiyaç sahibi olmadığı halde bugün ihtiyaç sahibine dönüşmüş bu kriz döneminin mağduruna verilen toplam para 4 milyar, daha da verilecek 4 milyar. Toplam 8 milyar lira para verilecek. İlk başta 2 milyon kişiye verildi. 2 milyar TL biner lira. Sonra ikinci 2 milyar TL verildi. O da bağışlardan alındı. Hadi bunu da sizden sayalım. 2 milyar lira 4. Bu yeni pakette de fakire, fukaraya, garibe, gurevaya, yoksula ve yeni ihtiyaç sahibine 4 milyar daha çıktı. Bunlar da 4 milyar TL, öyle euro falan da değil. Milletin 65'te biri kadar para ayırabilen, yani 3 yıllık Macron 350 milyar euroyu koyuyor. 11 yıllık Merkel, 15 yıllık Merkel 822 milyar euroyu koyuyor. Bizimki koya koya 12 milyar euro para koyuyor. Bunun da neredeyse %90'ı ya borç ya da işçinin kendi cebinden alıp kumbarasına alıp işçiye verilen para. Durum bundan ibaretken buradaki bu övünmeleri ve dün bu kriz yönetimine ilişkin savunmaları anlamak mümkün değil. Zaten övünülecek olsa o yansıya rakamları yazar. Şu kadar dağıtıyoruz, bu kadar dağıtıyoruz. Hepsi vatandaşa borç vermek ve vatandaştan almak olduğu için başka bir şey yapıyor. Oraya Sayın Genel Başkan'ın görüntülerini yansıtıyor. Ve bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımıza bu konuda kendisinin bir açıklama yapıp yapmayacağını sorduğumda kendisi dedi ki ya ne açıklayayım, ben buna ne söyleyeyim, Allah akıl fikir versin, Allah ıslah etsin dedi. Böyle bir süreçte oraya videolar oynatıp da ulusa sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı sıfatıyla oynatalım bakalım ne varmış,
oynattığı her şeyin de önü arkası yalanmış ama tutuyor da konuşuyor. Sen bizim genel başkanımızla uğraşacağına ilk önce bu ekonomik krizin altında ezilen vatandaşlarımızın sıkıntılarını çöz bir adam. İlk önce bir onu yap da ondan sonra dönüp oynatırsın. Sen orada esnafa, çiftçiye, işçiye, memura, yoksula yaptıklarını güldür güldür oynatabiliyor musun? Yok. Dönüp dolaşıp algı operasyonları, dönüp dolaşıp vatandaşın duygularını istismar edecek olur olmaz davranışlar. Bu krizden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kendi de diyor ki, salgın krizi sonrası küresel sistemin çarpıklıkları ile birlikte Türkiye'deki siyaset anlayışın köklü bir sorgulamaya tabi tutulacaktır. Bugünleri görenler, ötekileştirenler yerine ötekinin hakkını savunanları, kutuplaştıranlar yerine kucaklaştırmayı becerenleri, otoriter liderler yerine demokrat liderleri, farklılıkları körükleyen bir lider yerine farklılıklardan haz alan ve onları bağrına basan liderlerin önünü açacak. Bütün dünyada olacak bu değişimin Türkiye'de de olması kaçınılmazdır. Ve yalanlar karşılıksız kalmasın diye. Ve bu yalanların ne boyutla olduğunu gözler önüne sermek adına birkaç nefesi burada zayi etmek durumundayım ben de. Şehir hastanelerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı olduğu yalanı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülerle hastane yapılmasına değil, sağlığa az bütçe ayrılmasına itiraz etmiştir. Hastane yapılmasına değil, şehir hastanelerinin finansman yöntemine, yap işlet devlete, sonradan bir yalanla kıvırmaya çalıştılar, hasta garantisi vermedik diye. Hasta garantisi yok. Tahlil garantisi veriyor beyler. Görüntüleme, MR, röntgen garantisi veriyor. Bunları üç harflilere mi yapıyorsunuz? Tahlilleri tavşanlara mı yapıyorsunuz? Tahlil garantisi verilen hastanenin hasta garantisi vermediğini söylemek gibi bir anlayış olur mu? Buna Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Finansman yöntemine karşı çıktı. Gelecek 30 yılımızın yandaşa peşkeş çekilmesine karşı çıktı. Bir de hastanelerin binalarını, yerlerini yapan müteahhitlere verecekti. Şehrin en göbek, en kupon, en iyi arazilerini. Anayasa Mahkemesi'ne CHP gitti de bugün yapılan şehir hastanelerinin yerine yapıldıkları hastanelerin arsalarının beşli çetenin, müteahhitlerinin eline geçmesine biz engel olduk biz. O hastaneler durmuyor olsa bugün dönüp de Ankara'da bir karantina hastanesine dönüştüğünüz hastanenin yerinde bugün sizin beşli çetenin AVM'si yükselmiş olacaktı çoktan. Siz dediniz ki eski hastaneleri, halkımız, milletimiz, değerli vatandaşlarımız, şehirlerinde şehir hastaneleri yapılanlar, örneğin Bursalılar, şehir hastanesi yapıldı ya, ta nereye, otobanın üstüne tepeye, hangi beş hastanenin yerine yapıldı? Örneğin Çekirge'deki hastanenin yerine yapıldı. O hastaneyi, şehir hastanesini yapan yandaş müteahhite veriyordu bunlar, biz durdurduk. Her şehirde kapatılan hastaneler yandaş müteahhite geçiyordu, biz engel olduk. Biz buna karşıyız. Ha bir de hastane dediğin ihtiyaç kadar büyük ama mümkün olan en yakın yere yapılır. Optimizasyon diye bir şey vardır sağlık hizmet sunumunda. Bunun coğrafi optimizasyonu da vardır. Olabildiğince ihtiyaç kadar büyük yaparsın. İçinde insanların kaybolduğu, röntgene giderken nefes nefese kaldığı, ring araçlarını beklediği, hastanelerde kaybolduğu, tahlili yaptırıp da 6 saat boyunca evine gidemediği için hastanedeki banklarda milletin tahlil sonucu beklediği o devasa hastane doğru değildir. İhtiyaç kadar büyük ama olabildiğince eve yakın hastanelerin yapılmamış olmasına itiraz ediyor CHP. Keşke bunun 3 katı hastane yapsak. Keşke bunun 3 katı sağlık çalışanımız, emekçimiz olsa. Keşke sağlık bütçesi bu kadarcık değil de hak ettiği kadar olsa. Dönüyor Sahra Hastanesi. Hangi görüntüyü kullanıyorsun? Kullandığın görüntü Sahra Hastanesi'nin montajının, Sahra Hastanesi'nin
yerleştirilmesinin ilk başladığı an. İlk başladığı an sadece paravanlar varken gelmiş çekmiş o görüntüyle konuşuyor. Aç bak sosyal medyada Zeydan Karalar, Sahra Hastanesi tamam, devletimizin hizmetine hazırız diyor. Dört başı mamur bir Sahra Hastanesi. Pek çok sağlıkçı milletvekili gibi Sahra Hastanesi'yi okul komutanlığında yaptım askerliğimi. Sahra Hastanesi dediğin zaten böyle bir hastanedir. Yerleşik hastanelerin kifayet etmediği, karşı karşıya bulunan duruma göre esnek olarak kullanılabilecek. Covid ise Covidlilerin takip edileceği, depremse depremzedelerin olabileceği, hızla kurulan, gerektiğinde de sökülebilecek olan, ihtiyaç fazlası ama olağanüstü durumun ihtiyacına cevap verecek hastane. Hanginizin belediyesinde var beyler? Var mı Kayseri'nin Sahra Hastanesi? Ya bu kriz patlasaydı, durmasaydı, boşuna mı yapıyorsunuz iki tane büyük hastaneyi 45 günde krizin bitişine yetiştirecek beyler? Adana'da ilave bütün kapasite dolsa Allah korusun daha 1500 hasta olsa Sahra Hastanesi orada. Gelirsin o zaman kapısına. Mühürlemeye geldiğin kapıyı ellerinden açarsın o zaman. Hangi şehirde var senin hazır 1500-2000 yatak kapasiteli hasta yatırabileceğin, hazırladığın ekipmanla birlikte solunum cihazını yanına koyabileceğin? Bir de ne olur ya, bir yandan bak dört tane firmamız yerli solunum cihazı yapıyor. Bir tane de belediyemiz yapmış. Oraya yerli solunum cihazlarını koyarsın, al sana Covid ünitesi. Şunda bile ortaklaşamadıktan, bunda bile kavga ettikten sonra ne anlamı kaldı? Fahrettin Altun'a yapılan saldırılar efendim akıl almaz. Akıl almaz. Yani eğer bu metinleri Fahrettin Altun yazıp da veriyorsa adam kendisi bunu böyle yazmaya utanır ya. Cumhurbaşkanı'na böyle bir şey okutturuyorsunuz. Gerçek şudur. Fahrettin Altun'un İstanbul'da Boğaziçi ön görünümde bir evi var. Taban alanını söylüyorlar işte 50-60 metrekare dubleks, tripleks neyse bir evi var. Boğaziçi ön görünüm, Kuzguncuk, çivi çakmak yasak, çivi. Evine çakamazsın. Yanda da bir arazi var. Kimin? Vakıfların. Fahrettin Altun'un o araziye bir mangal, şömine, bir tane duvar, bir tane çardak yaptığı vatandaş tarafından şikayet edilmiş, gidilmiş, görülmüş. Üç kez zabıta tarafından gidilmiş, uyarılmış, üçüncü de yıkılmış. Doğru mu? Doğru. Çivi çakamazsın, çardak yapmış. Duvar örmüş adam rüzgarı kessin diye. Mangal yapacak. Yıkılmış mı yıkılmış? Yıkıldığı gün vakıflardan yer kiralanmış. Demek ki yapıldığı gün kiralanmamış. Çardağı yaptığın gün daha kiralamamışsın. Duvarı ördüğün gün kiralamamışsın. Vakıf arazisine el atmış. Suçüstü olunca gitmiş. Orayı kiralamış beyefendi. Doğru mu? Doğru. Nereden doğru? Vallahi Şükriye Tutkun'dan doğru. Mikrofonu uzattılar. Hanımefendi sanatçı doğrusunu söyleyeyim mi dedi. Söyle dediler. Doğruları söyledi vallahi. İşin doğru tarafı şu. Fahrettin Bey burayı düzenledi diyor. Yerlere taş yapmış yürümek için çamura batılmasın diye. Çardak yaptı diyor. Belki bizi de çağıracaktı. Çay içecektik, kahve içecektik, mangal yapacaktı orada diyor. Ama şunu söylüyor. Bunu önceden yaptı diyor. Önceden. Şimdi al sana Boğaziçi. Haş fıkrası genel esaslar. Boğaziçi öngörünüm. Boğaziçi kanunu. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılabilir. Ve bu husus tapu siciline işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz. Fahrettin Altun'un çardağında, mangalında, şöminesinde, duvarında ne toplumsal yarar var? İşlenmiş bir tapuya. Yapılmış, yıkılınca gidip kağıt üstünde kiralanmış aylık 250 liraya. Bu suçüstü olunca, gündemde bomboş olunca ne yaptı Fahrettin Altun? Aman bir mağduriyet bulalım ki, öyle bir sorun çıkaralım ki, o kadar çok bağıralım ki bizim sesimizden gerçekler duyulmasın. Bütün mesele budur. Fahrettin Altun'un sesinden
Gerçekler duyulmasın. Ve bugün ortaya çıkmaktadır ki ne ilçe başkanımız evin fotoğrafı, telefon ellerinde, silinen fotoğraflarda tespit, ne evin fotoğrafı çekilmiş, ne oraya gittiğinde polisler dur demiş, kaçmış, aksine sohbet etmiş, çıkış yolunu da polislerden tarif almış. Bu işin bütün meselesi gündemi saptırmak, Fahrettin Altun'un kanun tanımazlığının yerine başka bir tartışmayı başlatmaktır. Bunu da herkes bu şekilde bilsin. Ve son olarak da dördüncü videoyu oynatıyor. Nedir dördüncü video? Saraya çıkan CHP'li. Şimdi bunu örneğin Kayseri'de bir esnaf abimiz dükkanından eğer kapanmadıysa dinliyorsa kesin şöyle düşünmüştür. Müflis tüccar eski borç defterlerini açarmış. Müflis tüccar eski defterleri karıştırır. Öyle bir halde ki, öyle zor bir haldeler ki eski defterleri karıştırıyor ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen o eski defterin, o açtığın eski yaprağına bakarsan sen o yapraktan alacaklı değilsin. Hepimize borçlusun. Bunu bütün millet biliyor. Kurulan kumpası da, ortaya çıkmasını da ve nelere niyetlendiğinizi de biliyor. O yüzden o günler için hazırlanmış olan bu kumpasa bugün yeniden sarılması tükenmekte olduğunun da itirafıdır. Ve son olarak veya son iki konu, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki bazı ifadeleriyle ilgili önce Ankara Barosu ve bazı barolar bazı açıklamalarda bulunmuştu. Çok açıklıkla söyleyelim ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin yaşam biçimine, tercihlerine, inancına ve inancını yaşayış şekline karşı saygılıyız ve bunun teminatıyız. Devlette bunun teminatı olmalıdır. Ve net olarak ifade etmek gerekirse bir ülkede düşünce özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün sınırlarını düşünceyi ortaya atanlar, bir fikri söyleyenler, onu yasaklayanlar ve aradaki husumeti çözen yargı kararları, aradaki çelişkiyi ortadan kaldıran yargı kararları belirler. Şüphesiz hepimiz Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararlarından haberdarız. Ve Ankara Barosu ki bu yargının vazgeçilmez savunma mesleği kısmıyla en önemli öğelerinden bir tanesidir yargılamaların ve kendilerine karşı yürütülen bu kampanya için bu ülkeyi yönetenlere yüksek mahkemelerin ortaya atılan görüş ne kadar aykırı ve ne kadar şok edici olursa olsun ona tahammül etmek gerekir. Bu görüş eğer şiddeti, terörü davet ediyor ve çağırmıyorsa ne kadar şok edici olursa olsun buna tahammül etmek gerekir anlayışı vardır. Diyarbakır Barosu'nun sadece bir kınamasına soruşturma açtılar. İzmir Barosu'nun açıklamasına, Ankara Barosu'nun açıklamasına, bir gün önceye gittiğinizde Şanlıurfa Barosu'nun Twitter paylaşımlarına, düzeltiyorum, Şanlıurfa Tabip Odası'nın Twitter paylaşımlarına karşı soruşturma açtılar. Buradaki mesele, değerli vatandaşlar, yapılan açıklamalar başka bir şey. Buradaki mesele tartışmayı büyütmek, tartışmayı köpürtmek ve başka gündemler içinde sizin gerçek gündeminizi göz önünden kaçırmaktır. Yoksulluğu, işsizliği, bugün sahip çıkılmamışlığınızı, bugün içinde bulunduğunuz zorlukları konuşmayın, tartışmayın, yerine başka şeyler tartışılsın diye üretilen suni gündemlerdir. Elbette bir baro bir açıklama yapar. Bir siyasi parti buna katılmayabilir. Bunu eleştirebilir. Kardeşim, Cumhurbaşkanı en üst tonda, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Parti Sözcüsü, Kabine Sözcüsü, Adalet Bakanı, Meclis Başkanı, 8-9 yerden en şiddetli sözler ve kendiliğinden harekete geçen yargı ve soruşturmalar. Bu tamamen
aman ha, bundan sonraki daha zor süreçlere girdiğimizde eleştirilere, farklı seslere, bizim asabımızı bozacak şeylere tavizimiz yoktur. Yargımızla, basınımızla, troll ordumuzla tepenizdeyiz. Böyle bir yaklaşım kabul edilebilir değildir. Baroya saldıran ve saldırtan da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıran ve saldırtan da, Şanlıurfa Tabip Odası'na saldıran, saldırtan da, gazetecileri içeri atan, içeride tutan anlayış da tamamen bu anlayıştır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini belki de bu Allah'ın bir lütfu deyip 20 Temmuz'daki o halden sonra FETÖ'cü METÖ'cü değil, bütün muhalifleri ezen, sindiren anlayış bugün gelinen noktada bir başka fırsatçılıkla, bu virüsle mücadele günlerinde başka bir fırsatçılıkla meşguldür. Buna teslim olmayız. Bakın, gözünüzün içine baka baka söylüyoruz. Bu korona günlerinde veya yarattığınız herhangi bir özel ısmarlama gündemde sizden korkan, bir adım geri atan, bir santim eğilen, bir kelime eksik söyleyen namerttir. Bu ülkenin insanlarını sindirmenize, bu ülkenin meslek örgütlerini sindirmenize, bu ülkenin gazetecilerini sindirmenize izin vermeyeceğiz. Sinmeyeceğiz, hep beraber sizi yeneceğiz. Bunu böyle bilin. Bir korkudur sarmış saray efradını, kendi paçalarını kurtarmak için ülkenin geleceğini, milletin gönlünü karartıyorlar. Bu anlayışa Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmayacak. Elbette yeni dönemde siyasetin üslubunun yumuşamasını, tarafların birbirine karşı daha nezaketli olmasını savunuruz. Osmanlı İmparatorluğu'nu kurana hocası Edebali bıraktığı vasiyeti dönün bir daha okuyun. O vasiyet savunmasız muhaliflere, savunmasız gazetecilere, savunmasız meslek örgütlerine ya da ana muhalefet partisine verilmiş değildir. Osmanlı Osmanlı diyorsanız Osman Bey'e verilen öğüdü okuyarak başlayın kamu yönetimine. Sırça köşklerinizde, korumalı saraylarınızda, 3000 tane korumanızla, uçak savarınızda, bilmem nenizde, yanınızdaki size padişahım çok yaşa süpersin diyen, görev onayın yükseliyor efendim diyenlere bakmayın. Ha bir de Sayın Cumhurbaşkanı'na samimi bir tavsiyem olacaksa şunu söyleyeyim. Krizin ilk bir ayında görev onayı yükselmiş diye bu etrafındaki tayfa gazı verdikçe, kibirden yükseldikçe ağzından geleni çıkanı kulağa duymayan Cumhurbaşkanı, senin o %40'lara düşmüş görev onayın bir miktar arttı ya, o arttığı ay susmuştun sen. O ay konuşmuyordun sen. Küfretmiyordun, polemik yapmıyordun, montaj video oynatmıyordun sen. O ay yükseldi. Bugün sana efendim kutuplaştırma bizim işimize gelen diyenler senin iyiliğini istemiyor. Sana efendim Kılıçdaroğlu'na ne kadar hakaret edersek o kadar büyürüz diyenler seni büyütmüyor, küçültüyor. Efendim ne kadar çok korku salarsak o kadar güçleniriz diyenler o korkunun sizin geleceğinizi esir aldığını size söylemiyor, sizi yanıltıyor. Ha, sakın kimse de böyle bakmasın. Bir toplam saray rejimi vardır. Ne oluyorsa da sorumlusu en başındaki adamdır. Öyle Süleyman Soylu gibi bütün günahlara katlanma enstitüsü, sarayın paratoneri, tepkileri çekip topraklarım, nasıl reis günü gelince, anı gelince beni kurtarır? Bunlar fiiliyatta işler, hissiyatta Türk milleti bunları yemez. Bunları da herkes aklına başına alarak bir kez daha değerlendirsin. Bir fedakarlık söylemidir gidiyor. Yapılacaksa fedakarlık uçan saraydan yapılmalıdır. Kaç para uçan saray? 3,5 milyar TL. Kime verdi Katarlılar? Şahsıma değil mi? Şahsın satsa ya uçağı. 3,5 milyar TL demek bugün yoksul 2 milyon aileye 2'şer bin lira para demektir. O uçakta o yanındaki efradınla, o yanındaki götürdüğün getirdiğin gazetecilerle o lüks ikramları yemek yerine bu yok zamanda
2 milyon ailenin masasına çorba olsa, tasının içine bir sıcak çorba olsa, bir kavurma olsa, bir kıyma olsa fena mı? Sat uçağı, yap yardımı. Ha, bizim Sahra Hastanesi'ni beğenmediysen ve bir lazımsa bir Sahra Hastanesi, Huber Köşkü'nde keyfin yerinde. Zaten hak ettiğin yer normal şartlarda tüm cumhurbaşkanlarının kanaat getirdiği Çankaya Köşkü'dür orada. 1500 odalı sarayını yapsana. Her birinin de içine birer tane yerli solunum cihazıyla pandemi hastanesi yapsana. Hani orası milletin yeriydi, milletin eviydi. Milletin giremediği, milletin göremediği, özel günlerde alkışlatmaya milletin bir kısmının göstermeye kalkan toplandığı yeri hastane yap da fedakarlığını görsünler. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bir yardımla övünülüyor. Bu topraklarda gelmiş geçmiş bütün yöneticiler en kötü zamanında dünyanın en süper güçlerinin dönemin veya bugünün en zor anlarında onların yanlarında olmayı bilmiştir. Hitler zulmünden kaçan Yahudilerden tutun, dünyada ne kadar mağdur ve mazlum varsa onlara kucaklarını her zaman Türkiye Cumhuriyeti açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyadan istediği yardım listesine Türkiye'nin verdiği cevap ve bunları yollaması bir yanadır. Ancak bu ülkede ülkenin sağlıkçıları, ülkenin vatandaşları eczanelerde, sağlıkçıları hastanelerde, ihtiyaç duydukları maskelerin lojistiğinde sorun varken, sabah 2 saatte maskeler tükenip 10 saat eczacılar gelen hastayla mücadele ediyorken, hastanelerde, ASM'lerde maskeleri tasarruflu kullanın deyip 2 saatte bir değiştirmeyi zımnen engelleniyorken, Amerika'ya maske yollamanın övünülecek taraflarının yanında tartışılacak taraflarını da gözler önüne sermek lazım. Ve Zeydan Karalar ısrarla Zeydan Karalar'ın yapmış olduğu Sahra Hastanesi'nden duyulan rahatsızlık ve o konuda karalamalar olurken Zeydan Başkan bugün bir başka gerçeği açıkladı. Somut delilleri ortada. İnanmayan bakar, inceler, açıklar. Bu kadar hizmeti yapmaya çalışırken Zeydan Başkan bütün belediyeler gibi ve bütün kriz öncesi durumu iyi olup kriz döneminde nakit akışına ihtiyaç duyan kurumlar gibi bankalara gitmiştir. Zeydan Başkan'ın borç erteleme talebini özel bankalar olumlu karşılamıştır, borçlarını ertelemiştir. Ancak Vakıfbank borçları ertelememektedir. Şimdi çıkıp da kamu bankaları krizle mücadelede üstüne düşeni yapıyor deyip ardından özel bankalara laf edenlere iş muhalif belediyelere geldiğinde özel bankaların yaptığını bile yapmayan kamu bankasına bu talimatı kimin verdiğini sorarlar. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi, Vakıfbank'ın Ankara, Adana Büyükşehir'in borcunu ertelememesinden muradınız nedir? Bu Ramazan gününde dağıttığı Ramazan kolileri, evlere ulaştırdığı iftar yemekleri ve bu süreçte yapmış olduğu sosyal yardımları durdurmanın Adana'ya, Adanalılara ne yararı vardır? Adalet ve Kalkınma Partisi net olarak içinde bulunduğumuz kriz günlerini iki uçlu hata yaparak okumaktadır. Birinci uç, bunu fırsata çevirmeli, kendi itibarımızı arttırmalıyız. Fırsat algısı. Sonuç, hepimizin vergileriyle alınmış kolonyanın, hepimizin vergileriyle alınmış maskeyi Recep Tayyip Erdoğan hediyedir yazan poşetle devlet memurundan eve götürüp sadece Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı'na değil, evdeki pek çok insana ki biz onun ifadelerinden de duyuyoruz, Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diye verilmesidir. Recep Tayyip Erdoğan hediyedir yazıyor, bal gibi hak olan bir şeyi,
ve buradan Cumhurbaşkanı'na, AKP siyasetine itibar devşirmeye çalışılan fırsat algısı yanlıştır. Bu işi fırsatçılığa çevirmeyi vatandaş görmektedir. İki, eyvah, biz dedik ki Cumhuriyet Halk Partililer gelirse sosyal yardımı kesecekler. Biz buna da bayağı inandırmıştık Anadolu'yu. Ama İstanbul, Ankara, İzmir, 11 büyükşehir öyle bir sosyal yardım yapıyorlar ki ellerini kollarını bağlamazsak bunların yönetebilir algısı oturur. Ülkeyi de buna yönettirirler. Üzerinden tehdit algısı. Bu da yanlıştır. Belediye senden olan belediyelerde vali, kaymakam, belediye el ele her türlü yardım yapılacak. Belediye senden değilse hesaplara el konacak. Yardım kolilerine el konacak. Belediyelerin eli kolu bağlanacak. Aman efendim CHP bir yalanımızı ortaya çıkarmasın. Bunlar gelirse yardım yapmaz demiştik, yardım yapıyorlar. Bunlar gelirse hizmet olmaz demiştik, hizmet yapıyorlar. Bunlar gelirse yüzünüz gülmez demiştik, yüz güldürüyorlar. Yaklaşımını kesinlikle reddediyoruz ve bu tehdit algısı da ülkedeki çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden bir durumdur. Son olarak elimizdeki belge Berat Bey'in bir mucizesine yönelik. Berat Albayrak, damat bey, cari açığın çok artacağını hesaplamış. Sebep, ihracat çok düştü, yarı yarıya düştü, %47 azaldı. İthalat devam ediyor. Böyle olursa ithalatı karşılama dengesinde büyük aksaklık var. Cari açık artacak. Ne yapalım? 1 Mayıs'a kadar, yani Nisan'ın son haftasında ithalatı fiilen durduralım. Bununla ilgili bir sürü tedbir alıyor ve diyor ki Mayıs'ın son haftasında bir kör toplu iğne gelmeyecek. Hepsini Nisan'ın son haftasında değil 1 Mayıs'tan sonra işlem yapacaksınız. Kırmızı bölgeye atın gerekirse çıkması bir hafta sürer ve öyle bir anlayış geliştiriyor ki sanki cari açığı kapatmak için bu aydan gelecek aya rakam aktarıyor. Aynı TÜİK'in bütün hesaplarında yaptığı gibi, pimpon topu meselesi gibi, geçen sene alınan kıymayı geçen sene mahalledeki kasaptan alıp bu sene yandaş marketten almaya giderken fiyatını etikette düşürtüp de düşük enflasyon hesaplattığı gibi cari açığı azaltmak için mucize bir yöntemle ithalatı bir hafta durdurdu. Durdurduğu ürünlere fazladan ardiye ödenecek. Fazladan vergiler ödenecek. Bir şirketten yabancı şirketlerin gemilerine Türk ithalatçılar ilave para ödeyecekler, ceza ödeyecekler, tazminat ödeyecekler. İthalatın maliyeti artınca gelen ürünlerin fiyatına eklenecek. Kim ödeyecek? Yine hepimiz ödeyeceğiz. Berat Bey kendini yetenekli göstermek için el çabukluğu marifet Nisan'dan Mayıs'a İthalat aktaracak, bedelini biz ödeyeceğiz. Allah'tan doktor olmamış. Doktor olsaydı bugünlerde ihtiyaç çok. Eline düşen yanmıştı. Nisan ayı boyunca tansiyon ölçmeyerek hastanın tansiyonunu Mayıs ayına kadar düşürdüğünü sanacaktı. Benim diyeceklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.